Namaste. Yazın yapılan yoga çok değerli bir yoga. Sıcakta yapılan yoga gerçekten çok değerli bir yoga. Bedenin, kasların gevşemesiyle birlikte çok daha derinlere girebiliyorsun. Bikram yoga diye bir yoga stili vardır. Belli pozların, belli sıcaklıkta yapıldığı. Son zamanlarda birçok doktor da bu Bikram yogayı tavsiye ediyor. Çünkü özellikle belli kanserli hastalara tavsiye ediyorlar. Kanserli hücreleri yok ettiği için. Sıcaktan kaçmamak, onun içerisine girmek çok önemli. Ben normalde de yoga stüdyosuna gelen öğrencilerim bilirler. Klimayı çalıştırmam. Yani terleyin. Gerçekten o terin içerisine girin bakalım ne oluyor diye. O yüzden sıcaktan ve terden kaçmadan olabildiğince terinizi de silmeden pratiklerinizi yapmaya özen gösterin, olur mu? Dersi açalım. Eller kalbin önünde. Gözler kapalı. Üç kez om sesi. Baş parmağın birbirine dokundu. Avuç içleri yukarı bakacak şekilde gözleri kapalıyken nefesini gözlemlemeye başla. Aldığın nefesler nereye kadar ulaşıyor? Nasıl bir nefes alıp veriyorsun? Bugünkü nefesinin ritmini. Burundan alıp burundan verdiğin nefesler bedenin ne tarafında dolanıyor, nereye kadar ulaşıyor? Nefesini 4 sayarak al. 2, 3, 4. Bir anlık oturtmayı hisset. 8 sayarak nefesini boşalt. Tam boşalttığın an bir anlık tutmayı yine hisset. Nefes al. 4 sayarak tut. 8 sayarak boşalt. Dört sayarak nefesini al. 16 sayarak nefesini tutmayı deneyimle. 8 sayarak nefesini boşalt. Hadi ilk ritmi birlikte yapalım. Nefes al. 2, 3, 4. Tut nefesini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Boşalt nefesini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al nefesini. 2, 3, 4. Tut nefesini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, boşalt nefesini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu şekilde devam et. Aldığın nefesin tutma ritmi 4 katı, verme ritmin 2 katı. Sadece bu nefes pratiğini dahi hayatında bir sadana haline getirebilirsin. Her gün bu nefes pratiğini en az 5 dakika, 10 dakika, 20 dakikaya kadar yapabilirsin. O zaman bir meditasyon haline dönüştürebilirsin. Hayatta almak çok değerli ama vermek de ondan daha değerli. O yüzden aldığın iki katı vermeyi deneyimlediğin zaman olabildiğince yer açıyorsun bedeninde. Son zerre nefesi de boşalttığında almak için daha fazla bir alan açılıyor. Daha derinleşiyorsun, daha derin bir alan açılıyor. Hayattaki yansımalarını görmeye başlarsın eğer bu nefesini sürekli ve devamlı bir sadana haline getirirsin. Hele bir de niyet koyarsan bir sankalpa niyeti, 41 gün yapacağım, 3 ay yapacağım, 6 ay yapacağım, 1 yıl yapacağım, bu nefesi 1 yıl yapmaya niyet ediyorum gibi bir sankalpa niyeti oluşturabilirsin. Sevgiyi ne kadar çok verirsen, sana o kadar geri döner. Evde artık dolabında giymediğin, bir zamanlar sana hizmet etmiş giysilerini verirsen, yenileri için yer açılır. Her zaman için verme dengesi, almanın iki katı olursa eğer yer açarsın. Hiçbir şey yapmadan otursan uykuda, oturma halinde bile evet nefes alıp veriyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun belki. Diyaframın o kendi hareketiyle birlikte atmosferdeki havayı alıyorsun içine. Yani nefes aldım diyorsun. Ama farkındalıkla alıp verdiğin nefesler doğanda olan, hakkın olan %70 nefesi almanı sağlıyor bedenine. Yoksa %30 nefesle yetinmeye çalışıyorsun. Doğuştan gelen bir hakkın var %70. Neden kullanmıyorsun? Yavaşça gözlerini arala. Bugün biraz twistler çalışacağız. Derin twistler, bulgular çalışacağız. Omurganın dört yönlü hareketi var. Öne geri esnemesi var. Sağ sola lateral uzaması var. Bir de aksiyel rotasyon dediğimiz, yani rotasyonu var ki çok değerli. Omurgaya baktığımız zaman omurganın lumbar bölgesinin %5 hareket aralığı var. Sırt bölgesinin yani torasik bölgenin %25 hareket aralığı var. Boyun bölgesinin %35 hareket aralığı var. Ve en çok boyun ve sırttan sıkıntı yaşamamızın nedeni ya kafalar içeride ya da omuzlar kulaklara yakın böyle sıkışık bir şekilde
oturduğumuz ya da pozlara bu şekilde girdiğimiz için sıkıntı yaşıyoruz. Başın tepesinden uzamayı araştırın. Yani bir şekilde o uzamayı tamamen gökyüzüne kadar ve perlik tabandan da toprak anaya doğru uzamayı araştıracağız. Ve bu her iki uzamanın arasında gövdenin twistlerini yapacağız. Bugünkü dersimizin teması derin twistler olacak. Şimdi bu omurgaya birazcık farkındalığı verebilmek için yine o perlik taban ve başınızın tepesindeki o aksı kaybetmeden olabildiğince omurganın iç bükey ve dış bükey olmasına izin verin. Yani çalışma şöyle bir çalışma değil. Hani gövdeni öne geriye götürme değil. Omurganın nört kıvamda hissedip YouTube sayfamda anatomi bilgileri veriyorum. Aslında o bilgileri izleyerek yoga pratiğinizi yaparsanız çok iyi gelir. Omurganın tanımını yaptım orada. Eğer bel bölgesinde sıkıntı yaşıyorsak, bacaklara vuruyor. Sırt bölgesinde problem yaşarsak, beden bölgemize ve boyun bölgesinde yaşadığımız sıkıntılar kollarımıza vuruyor. Sinirler sıkıştığı zaman omurganın arasına. Her bir omurun hem duygusal dili var, hem bir omurun sinirlerle bağlantısı var. O yüzden farkındalıklı olmak, omurganızı fark etmek çok önemli. Çok uzun yıllar önce 70 yaşında bir öğrencim vardı. Gerçekten de çok böyle hayatında hep spor olmuş. O dönemin step aerobik yapmış, yürüyüşleri olmuş. Ne zamanki yogaya başladı. Ben omurgayı tarif edip omurgayla ilgili omurgayı rahatlatıcı hareketler verdikçe çok şaşırmıştı. Yavrucuğum neden şimdiye kadar kimse bana bir omurgam olduğunu öğretmedi? Omurgamız ne kadar sağlıklıysa o kadar genciz. Çünkü bedenin, fiziksel bedenin sağlığı omurgadan geçiyor. Evet, şimdi orta merkezde kal, nefes al. Boşalt nefesini, pelvik taban kaslarını vakumla, alt karnı çek, çeneyi hafif boyuna doğru düşürerek tut nefesini. Pelvik taban kaslarını çöz, karın kaslarını ve çeneyi yükselt. Nefes alırken kolların yükselsin gökyüzüne doğru. Nefes verirken eller gövdenin yanında. Nefes al, uzasın. Öyle ellerin avuç içini ver gökyüzüne doğru. Kollarını biraz kulaklardan uzağa geriye gönder. Gövdenin yanı uzun. Sırtın o hayali duvara yaslamayı araştır. Hani böyle kalbin öne doğru evet açılsın istiyoruz ama sırtın kürek kemikleri çökerek değil. Kürek kemiklerinde yarattığımız gerilim İman tahtasında gerilim yaratıyor. Yani göğsün kafesinde gerilim yaratıyor. Sağ tarafa doğru bırak dirseklerin ağırlığını, sağ dirseğini. Diğer dirseğin gökyüzüne bakıyor. Sağ elini çöz yerleşsin zemine. Sol kolun uzayabildiği kadar uzasın. Gövdenin, yan gövdenin uzamasını derinden hisset. Eğer çok rahatsan biraz da buradan kalbini açmayı deneyimle. Her nefeste göz kafesinden açıl. Nefesle yüksel. Tekrar öreylerini, ver avuç içini gökyüzüne. Hep bir uzama var. Toprak anayla gökyüzü arasındaki uzamayı kaybetmeden. Şimdi diğer tarafa doğru bırak. Yerleşsin elin, kolun uzamaya devam ediyor. Belki şu an her iki beden arasında bile o kısalık ya da uzunluk olarak bir fark hissediyor olabilirsin.
yüksel. Elleri kalbin önünde, üst beden o aksını hissederek kaybetmeden üst bedenini sağ tarafa doğru çevir. Sağ elini kalçanın arkasına yerleştir. Sol elin bacağın üzerine düşsün. Genelde triseye girdiğinizde boynu çok kaybedebiliyoruz. Boynu sağlamasını yapmak için şöyle önce bir sol omzuna bak. Sonra arkadaki omza doğru bak. Her nefeste birazcık daha trisinde deriniz. Yavaşça çevir ortaya merkeze. Hisset bedenindeki değişimi, dönüşümü. Ve şimdi diğer taraf için çevir. Uzamayı hisset. Uzamanın içerisinde omurganın o aksiyel rotasyonunu hisset. Baş önce bir öndeki omza baksın. Sonra arkadaki omza. Her nefes birazcık daha derinleşme. Yoga pozlarının içerisinde hiçbir zaman için arayışımızın hep biraz daha derinleşme, birazcık daha derinleşme olması. Yine günlük bir sanana haline getirdiğinde eğer twistleri denemek istersen muhakkak pratiğin başında yaptığımız omurganın o iç bükey, dış bükey hareketini yap. Öncelikle omurga önce öne ve geriye esner. Onun için güneşe selam serileri vardır. Sonra sağa sola lateral uzamalar gelir. Daha sonra twistlerde derinleşiriz. Hadi gel eller dizler üzerine. Ellerini mat genişliği yerleştir. Dirseklerini bük, mikro bükerek kürek kemiklerini birbirine doğru yaklaştırmayı araştırır. Ayak yüzeylerin canlı zemini iterken kürek kemiklerini birbirine yaklaştır. Şimdi nefes al, aç kalbini. Nefes ver, olabildiğince kamburlaşarak alt karnı kaburganın altını çekerek gönder kalçanı topukların üzerine. Ellerin zemini itmeye devam et. Nefes alırken gel eller dizler üzerine. Sol kolunu sağ kolun altından geçir. Diğer elini buluşturarak birazcık daha belki alttaki kolunu uzatmayı deneyimle ama kalçanı hizada tutmaya çalış. Sağ bacağını uzat, tak ayak parmak kökünü uzamaya devam et. Şimdi dengeni kaybetmeden sağ ayağını getir, nereye yetişiyorsa koy. Ama diğer dizinin ayağın içeri dönme isteği var. Onu yerinde tutmaya çalış ki kalçan hizada kalsın. Gel eller dizler üzerine. Tak arkadaki ayak parmak kökünü sıyır dizini zeminden. Gel bilek omuz hiza. Her nefeste birazcık daha uzamaya açtır. Ver dizini zemine, götür ayağını yerleştir, aç kolu. Tamamen uzamayı, başın tepesinden yine uzamayı
Kuyruğundan topuğuna doğru uzamayı ve buradan bu uzamayı aldıktan sonra birazcık daha kalbinden açılmayı deneyimle. Yani sinirleri zemine, nefes al, nefes verirken olabildiğince sırtını genişleterek gönder kalçanı topukları üzerine. Elleri zemini vantuzlarken gel eller dizler üzerine. Sağ kolunu gönder sol kolun altından. Yine elinle birazcık daha alttaki kolu sanki daha fazla öne doğru uzatmak istiyorsun. Kürek kemiğinin arkasından gelen ve o omurgayı destekleyen kas gruplarındaki erector spine'daki çalışmayı derinden hisset. Uzat sol bacağını, takar parmak kökünü. Ve bacağın uzunluğunu kullanarak getir. Tam da ayak tabanı yerleşecek şekilde koy zemine. Ellerini mat genişliği, takayak parmak kökünü sıyır dizinin zeminden, yer bilek omuz hizaya. Dört noktadan yine bir kök var bedeninde. Ellerin, ayakların zemini itmeye devam ediyor. Ve uzuyorsun, başın tepesinden uzuyorsun. Böyle bir sıkışma, kafanı içeri doğru çekme, uzamayı araştır. Dizini yerleştir. Sol bacağın uzunluğunu kullanarak getir, hemen ayağın önüne yerleştir. Şimdi burada anlatmak istediğim şey şu. Kuyruk topuğa doğru gidiyor, başın tepesinden uzuyorsun. Kalbinle de biraz daha açılmayı deneyimle. Minik minik o rotasyonu veriyorsun omurgaya. Yavaşça yerleş. Nefes al, aç kalbin, nefes ver. Tak ayak parmak kökleri, sıyır kalçanı gökyüzüne doğru. Ellerinle adım adım yürüyerek gel geriye doğru. Ön kollarından tut. Olabildiğince bırak başın ağırlığını zemine doğru. Ellerin yerleşsin zemine, ellerle yürüyerek gel matın başına yine. Sağ bacağını yükselt. Sağ ayak, sağ elin dışına yerleşsin. Sol dizini koy zemine. Sağ elini öne doğru taşı. Sol elini de öne doğru taşı. Her iki elinde canlı ve gövdende uzamaya devam ediyor. Gel ellerinle sol kolunu yerleştir ve buradan tutabiliyorsan ayak bileğini tutmayı deneyimle. Başın tepesinden uza ve birazcık daha kalbini sağ tarafa doğru açmayı deneyimle. Minik minik artık tilisleri derinleştiriyoruz. Yavaşça yerleşti ellerimiz zemine. Gönder bacağını önce kalça hizanda. Her iki kalça üst üste bak sağ kolun altına. Gel aşağı bakanına. Sol bacağını uzat. Sol ayak sol elin dışına yerleşti. Gövdenin uzamasını kaybetmeden sol elini yürüt öne. Sağ elini yürüt. Önce uzat. Her şey uzuyor bedeninde. Yavaşça gel. Sağ ön kolunu yerleştir.
sol elini belki dizine yerleştirerek hafif. Önce uzamayı al, sonra kalbini açıp sol tarafa doğru. Yerleşsin elleri zemine. Gönder önce bacağını. Kalça hizanda. Sonra her iki kalça üst üste bak sol koluna. Gel aşağı bakımına. 5 nefes kalmayı deneyimle aşağı bakımına. Olabildiğince baş uzuyor. Serbest bırakarak boynunun başı uzamasına izin ver. Yarım ayak ayakları öne yürüt. Yarım ayak yürüse yeterli. Sol elinle sağ bilekten tut ve kolun altından bak. Kalçanı yine hizada tutmaya araştırıyorsun. Gel aşağı bakımına. Tekrar. Diğer elini tut. Bileğini bak sol kolun altında. Hizanı kaçırmamaya özen göster. Tekrar yerleştim. Omuzların genişliğinde. Ne kadar öne almışsam ayaklarımı o kadar geriye götürürüm. Ellerle yürüyerek geriye doğru gel. Ön kollarından tut ve bırak göğbenin ağırlığını. Başına biraz evet dedirt. Başına biraz hayır dedirt. Sonuçta eğer testleri yaparken boynunu sıkıştırdıysan rahatlamasına izin ver. Yerleşsin ellerin zemine. Gel aşağı bakımına. Ve bu sefer ayak tabanlarını tam yürüyerek gel matın başına doğru. Yürüyerek gel. Ayaklar güçlü zemine itsin. Nefes alırken yükselt gövdeni. Nefes verirken eller kalbin önünde. Hisset. Yaptığın pratiğin sende yarattığı etki. Burada biraz daha dengeni sağlayabilmek için ayaklarını birleştirmeni tavsiye ediyorum. Ayakları bitişik, eller kalbin önünde. Dizlerini büyük, dizlerinden ayak parmaklarını gör. Kuyruğunu gönder topuğuna doğru. Gövdeni sol dirseğini dizin dışına takarak gövdeni sağ tarafa doğru çevir. Dirseğin bacağını itsin, bacağın dirseğini itsin. Gövdendeki o tivisi hisset, kalbinin açılmayı deneyimle gökyüzüne doğru. Gel ortaya. Gör dizlerinden ayak parmaklarını diğer tarafa. Dirseğin tak dizin dışına, bir dirsek yere, bir dirsek gökyüzüne bakıyor. Gövdeni önce uzat, sonra kalbini çevir gökyüzüne doğru. Nefesle yüksel. Uzat kollarını, çöz ve fark et bedendeki değişimi. Büyükçe bir adımla açın yana doğru. Sağ ayağını 90 derece çevir. Ellerini örerek sağ bel boşluğuna yerleştir.
Yani utkatasana trikonasana'nın temeline alışkınsın. Kalçanı hafif sol tarafa doğru çevirerek, göndererek pardon, her iki yan gövdeni uzatmayı araştır. Elin örerek belinde kalmaya devam etsin. Burada omurgaya hissettirmek istediğimiz şey, kalbinden daha derin gökyüzüne doğru açılma. Yani omurganın devamı olarak başımın da dönmesine izin veriyorum. Yandı, gövden uzadı, kalbini aç, göz kafesini aç, başın tepesinden hala uzamaya devam ediyorsun. Hep bir özgürlükle, hep bir alan açarak. Yavaşça ayaklar zemini terken yüksel. Ayakların matın kısa yanına paralel. Sol ayağını çevir 90 derece. Ellerini sol bel boşluğuna yerleştir. Ayakları zemini iterken kalçanı yine minik minik hareket ettir. Ve kalçanı gönder sağ tarafa doğru. Her iki yan gövdeni uzat. Kalbini açıl. Uzamayı aldıktan sonra kalbini aç. Hop. Derin hisset onu. Kafanı şöyle bir istersen çevir önce ayağını görsün. Uzunluğu kullan, tekrar çevir. Omurganın devamı olarak. Açıl. Kollarını biraz omuzdan da uzat. Burada nefesle dol. Nefesteyken sağ ve sola birazcık uzamayı deneyimle. Hep bir alan açmayı hissediyorsun bedeninde. Ve gün boyu zıp zıp zıplayan iç organlarını bir sünger gibi sıkmak. Toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor. Uzadı kolların, kalçanın hizasını bozmadan üst bedeni biraz pervane gibi çevir. Kürek kemiklerinde hisset çalışmanın etkisini. Kolların uzamaya devam ediyor yanla, parmaklarından uzuyorsun. Şimdi sağ ayağını çevir 90 derece. Arkadaki ayak matın kısa yanına paralel. İkinci savaşçı hizasında aç uzan. Sol elini çevir, avuç için öne doğru baksın. Sağ elini getir, buluştur. Sağ omuzun üzerinden bakmaya devam ediyorsun. Burada nefes al. Nefes verirken öndeki dizi bük, arkadaki ayak parmak kökünü takarak bir pervane gibi çevirip sol dirseğin dizin dışına tak. Diğer dirseğini gökyüzüne doğru vermeyi deneyimleyerek pozun içerisinde hem o rotasyonu hisset, o tilisin etkilerini, dengeni sağlamak için belki yerdeki ayağına bakabilirsin ya da karşıda bir noktaya bakabilirsin. Dirişli noktası dediğimiz bir noktaya. Yavaşça çevirip ayaklar matın kısa yanına paralel. Ah, hisset çalışmanın etkisini bedeninde. Sıcaklar, özellikle de yoganı yaparken lütfen klimanı açma. O ter aksın bedeninden. O gözeneklerden çıkan teri bedenine nemlendirici olarak sür. Doğal nemlendirici. Zaman içerisinde cildinin parladığını fark edeceksin.
Öndeki dizini bük. Uzadı kolların. Şimdi arkadaki sağ elini bük. Avuç içini ver öne doğru. Sol elini götür onun üzerine yerleştir. Bakışın sol omzun üzerine. Şimdi yine bir pervane gibi çevir. Arkadaki her parmak kökünü taktın. Gövdeni uzat. Kalktır senin dizin dışına. Ve çevir. Baş uzuyor. Ve buradan kalbinle açılmayı deneyebiliyorsun. Gökyüzüne doğru. Yavaşça çevir. Yerleşsin ellerin zemine. Gönder öndeki bacağını geriye aşağı. Başın aksın kolların arasına. Omurga olabildiğince uzamayı deneyimlet. Kalça tabanından açıp kuyruğunu topuğuna doğru gönder. Ve eğer geliyorsa ayak tabanların yere, birazcık daha ayaklarını yürütürsen belki topukların yerden sıyrılacak ama yine topukların da zemine doğru uzamayı derinleştirerek bir tık daha arka bedene uzunluk veriyorsun. Yer eller dizler üzerine. Gönder kalçanı topukların üzerine. Ellerini al gövdenin yanına. Biraz avuç için gökyüzüne bakarken dinlensin bedenin. Gövdenin yanında yükselterek gel bir gövdeni uzat. Dört ayaktan sol dizini sol bileğin içerisine doğru yerleştir. Sol dizin sol bileğin içerisine yerleşiyor. Arkadaki ayak parmak kökün takılı kalabilir. Eğer deneyimliysen ayak yüzeyi zemine gitsin. Gövdeni uzat. Ön kolların üzerine gel. Kalçanı hizada tutmayı araştırarak ön kollarınla sağ tarafa doğru yürü. Burada kalçanın hizasını kaybetmesine izin vermeden yürüyorsun. Geldin ön kolların üzerinde kalmaya devam et. Şimdi sol dirseğini bük. Dirseğini zemine yerleştir. Elini yumruk yap. Bu da biraz gücü öğretmek için bunu yaparsan iyi olur. Diğer elini onun üzerine yerleştir. Kalçan hizadan yine başın tepesine uzamayı al. Sonra kalbini aç. Uzatmadığın bir şeyin içerisinde o derin burguyu veremezsin. O derin teviz hissini veremezsin. Sıkışık bir şeyin içerisinde pratiği yapmak hiçbir fayda vermez. Yoganın en önemli kurallarından bir tanesi uzayabildiğin kadar uza. Köklenebildiğin kadar köklen ve bu ikisi arasındaki genişliği içerisine yerleş. Yavaşça tekrar gel ön kolların üzerine. Ön kollarınla yürüyerek gel ortaya, merkezi bul. Sırtını genişle, kalbini genişle ve başın tepesinden öne doğru uzamaya özen göster.
Gel ellerin üzerine. Gönder diğer dizini de geriye. Burada biraz birkaç kez kav yap. Omurgana özgürlüğü ver. Dört ayak üzerinde kaldıktan sonra sağ dizini yerleştir. Sağ bileğin içerisine. Çok yeniysen ayak parmak köküğün takılı. Deneyimliysen ayak yüzünü yerde yüzeyin. Gövdeni yine uzunluğunu kullanarak ön kollar üzerine gel. Ön kollarınla yürü sol tarafa doğru. Geldiğinde sağlamını yap. Kalçanı şöyle bir yatma meyli var. Kalçanı merkezde tut. Sağ dirseğini yerleştir zemine. Sol elini ver üste. Ve olabildiğince çevir. Kafanı sağa sola ya da yere doğru düşürme. Omurganın devamı olarak uzasın. En sık gelen sorulardan biri şu. Hocam kafamı ne yapayım? Kafa omurganın devamı. Tekrar gel ön kolların üzerine. Her zaman için alıştırmak yoganın hayata yansıması demektir. En basiti, ön kollar üzerine geldim. Bu şekilde kalıyorum şu an pozun içerisinde. Ve gerçekten uzama öğretiyorum aslında bedenime. Göğüs kafesim, sternum bölgesi yere doğru çekilirken, sırtımdan gökyüzüne doğru çekilip, başımın tepesiyle de öne doğru uzamayı araştırıyorum. Hep bir keşif, hep bir araştırma. Ama bunun içerisinde kalırken de kafamı bu şekilde bırakmak, sağ sola bırakmak omurgaya ciddi zarar verir. Uzamayı hissettiriyorum. Sadece onun için kuyruğumdan topuğuma, başın tepesinden karşıya doğru uzadıkça o uzamayı hissettiriyorsun. Ve biraz önce yaptığın o stretching iç organları için aynı zamanda omurganın aksiyel rotasyonunda neler olduğu bedende o disklerin arasını açmaya ve uzatmaya araştırıyorum. Gel ellerin üzerine. Gönder bacağını. Kalçanı şöyle gönder. Uzamayı al. Ve komple yüzüstü bırak bedenin ağırlığını zemine doğru. Önce eğer ilk kez yapıyorsan bir bana bak. Sol elini göğüs kafesinin yanına yerleştir. Parmak uçlarınla zemini vantuzla ya da avuç içiyle zemini vantuzla. Ayak tabanlarını ver gökyüzüne doğru. Her iki dizini bükerek. Önce sol ayak tabanı yerleştirebilirsin. Eğer rahatsan diğer ayak tabanı da yerleştirebilirsin. Yine burada kafa omurganın devamı olarak uzamaya devam ediyor. Her iki ayak tabanım zemin itiyor, dizlerim gökyüzüne doğru bakıyor. Sünger gibi sıkıyorsun bütün iç organlarını. Eğer elin burada çok rahat değilse, dönder avuç içine. Yani omzun sana ne yapman gerektiğini söyleyecek aslında.
güvendiğin bir hocayla çalışıyor olsan bile bedeninin sesini dinle. O sana ne yapman gerektiğini söyleyecek. Yavaşça verdim dizlerimi önce. Bakın nasıl poza girdiysem öyle çıkıyorum. Sonra eller üst üste, başın ağırlığı ellerin üzerinde dinlen. Dizlerini büyük, ayak tabanını yükselt yine, sol kolun uzadı, sağ elini tam da göğsünün yanına yerleşti. Önce sağ ayak tabanı iniyor, sonra solu yerleştir. Elinle zemini itmezsen omzun üzerine çökersin ve omuzun açır. Eğer şu an omuzun acıyorsa sağ elinle zemini itmiyorsundur. Kafanın böyle düşme, bırakma isteği var. Uzamayı araştır. Sahip ol bedenindeki bütün uzuvlarına. Çevir. Eller üst üste, başın ağrılarının üzerinde dinlen. Ellerini kalçanın üzerinde ör. Ayak yüzeylerin zemini iterken, bakın ayak yüzeylerin zemini ittiğinde dizinin yerden sıyrıldığını hissedeceksin. Bir güç gelecek bacaklarına. Gövdenin önünü yükselt. Her nefeste birazcık daha yükselmeyi araştır ama yine kafa uzamaya devam ediyor. Sıkıştırma. Eller gövdenin yanında, dört ayak üzerine gel. Gönder kalçanı topukların üzerine, ellerini de getir beline, biraz masaj yap omurga boyunca. Yavaşça yükselsin bedenin. Oturmaya gel, bacaklarımı uzat öne doğru. Sol bacağın uzun kalsın, sağ dizin büyük, ayak tabanı yerleştir. Yine kalça genişliğine burada özen göster. Uzuyorsun başın tepesinden. Sol kolundan sarın bacağını. Sağ elini kalçanın arkasına yerleştir. Uzaman içerisinde birazcık daha derinleş. Ve başını, önce bir sol omza bak, sonra arkadaki omza doğru çevir. Her nefeste birazcık daha derinleş. Başı çevir öne doğru. Sonra gövdenle çevir. Sağ ayağı
dizini her iki diz üst üste gelecek şekilde otur. Bu sefer ellerini kalbin önünde Anjali Mudra'ya getir. Gövde uzun. Gövdenin uzunluğunu kullanarak dirseğe yerleş. Dirseğin dizin dışına tak. Belki buradan birazcık daha destek alacaksın ve uzamayı derinleştirerek çevir. Kendine doğru sağ bacağını aktif uzat. Sarıl sağ koluna bacağına. Sol elin kalçanın arkasına desteğini versin. Uzatmadığın bir şeyin içerisine çevrilemezsin. Önce uzamayı deneyimle. Yani böyle küp bir çevrilme değil. Uzat ve sonra çevir. Nefes alırken çevir öne doğru, nefesin alma almasıyla birlikte ayağın dışına yerleştir bacağın, diğer dizini büyük, uzamayı al, sarıl ve çevir. Gel ortaya, merkeze. Sırt üstü bırak bedenin ağırlığını. Dizleri bükük, ayakların arası mat genişliği. Kolların 10 hizasında uzatabilirsin. Sağ ayağını getir, sol dizin üzerinden erkeklerin bacak bacak üstüne atma pozu. Ama sol topunu birazcık daha kalçanın doğru yaklaştırmayı deneyimle. Ve dizlerin ağırlığını bırak sağ tarafa doğru. Ve burada rahatsa baş salonuza doğru baksın. Ayağını birazcık dizine hafif bir baskı vererek birazcık daha belki dizine doğru uzatarak ayağını o alt bel bölgesindeki sıkışma varsa oranın açılmasına izin vererek özellikle lumbar bölgesinden gelen tivisi hisset. Ayağını biraz daha öne belki uzatıyorsun ve kasıklarından gelen açılmayı da derin hissedebilirsin. Gel ortaya. Diğerini at. Bırak. Yani biraz daha topuğunu kalçana doğru yaklaştırabiliyorsan yaklaştır. Ve dizlerini ağırlık bırak.
Gel ortaya. Şimdi sağ bacağını solun üzerinden at. Tam dolayabiliyorsan dola, dolayamıyorsan tek bir dolama da olabilir. Kolların yine o hizasında uzarken dizlerin ağırlığını sol tarafa doğru düşür. Şimdi sağ omuzu böyle yerden kalkmasın, omuz yerde. Omuz yerde kalırken dizleri ne kadar kol altına doğru çekebiliyorsan o kadar çekmeyi deneyimle. Deminki tenisten farklı yerler çalışacak, onu fark et. Yani tek bir dolama yapabilirsin. Yapabiliyorsan çift dola. Ve bırak dizlerin ağırlığı bu sefer sağ tarafı dola. Hep omzunu hizada tutmayı araştırarak biraz daha belki sol omzun kalkmıyorsa yerden dizlerini koltuk altına çekelim. Tekrar aldığın nefeste gel ortaya. Çek her iki dizi kendine doğru. Burada dizi kendine çekerken kaval kemiklerinde de elimi itmeye deneyimle. O zaman bel omurlarındaki uzamayı hissedeceksin. Ne yavaşça bırak. Artık bacakların, kolların, her şeyini, bedenini bırakmayı deneyimle.
hızlılıkla ellerini ve kollarını hareketlendirmeye başla. Girip gelmeyiz. Ama istiyorsan hala şavasanada kalmaya devam edebilirsin. Evin konforunu yaşa. Biraz daha derin kalmanda hiçbir sakınca yok. Bilakis çok daha iyi gelir. Biz bir saatlik derslerin içerisinde en az 6 dakika kaldırıyoruz şavasanada. Temiz kan bedende 3 dakikada bir demir daim oluyor. En azından 2 demir daim yaşansın istiyoruz ama sen kalabiliyorsan biraz daha kal. Ben dersi kapatmak için kalkıyorum. Eller karnın önünde, gözler hala kapalıyken. Loka Samasta Sukhino Bhavantu diyeceğiz. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. 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 Shanti, shanti, shanti. Bütün bu öğretileri bize sunan büyük yoga ustalarına ve onların öğrencilerine, kendi öğretmenlerimize ve onların öğrencilerine, içimizdeki öğretmeni ve öğrenme aşkında olan öğrenciye teşekkürler. Namaste. Ellerini birbirine sür. Avuç içinden çıkan ısıyı önce gözlerine, sonra yüzüne, sonra bütün bedenine yay. Teşekkür ederim bugün bu dersi benimle yaptığın için. Şifa olsun.